Mısır'ın Hurgada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Ve bu müzede çok da enteresan bir olay var. Hani sizlere daha önce Atatürk'e aşık olan ve Atatürk'ün de ilk aşkı olduğu söylenen Eleni'den bahsetmiştim. Ve burada bu müzede Eleni'nin Atatürk'e yazmış olduğu bir mektup var. Aman ne mektup. Şimdi o mektup burada müzede büyütülmüş bir şekilde duvarları süslüyor. Buradaki bu mektup İngilizce ve Makedonca olarak yazılmış. Lakin az sonra bizim Suzi sizlere Eleni'nin dilinden ne yazdığını Türkçe olarak okuyacak. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ama bildiğim bir şey var ki kadın gerçekten atamıza çok büyük bir aşk duymuş. E malum aşk duyulmayacak da bir adam değildi zaten. Bir zamanlar bir yerde, çok seneler geçti, ben hala her gün senden haber bekliyorum. Herhangi bir zamanda mektubumu alırsan beni hatırla. Kağıttaki gözyaşlarımı göreceksin. Yıllar geçiyor. Buralarda seninle ilgili çok şeyler konuşuluyor. Bir şeyler oluyor. Bu satırları okurken başka kadını seviyorsan mektubumu yırt ve ona sor. Manastırlı Eleni Karinte adında birinin bir günlük tanıdığı ve aşık olduğu adama bütün ömrünü harcamış olduğuna inanıyor mu? Benim seni sevdiğim kadar o kadını o kadar çok seviyorsan kendisine hiçbir şey söyleme. Senin kadar mutlu olmasını diliyorum. Fakat balkondaki kızı hatırlıyorsan ve başkasını sevmiyorsan seni beklediğini ve ömrüm boyunca bekleyeceğimi bilmeni istiyorum. Döneceğini, beni unutmayacağını biliyorum. Babam vefat etti. Beni senden ayırdığından tam bir yıl geçti. Beni eve kapattı ve bir ay çıkmama izin vermedi. Ağlıyordum. Biliyordum tüm kilitleri ve hapisleri boşunaydı. Beni evlendirecek adamı sadece bir kez gördüm. Ve kendisi bana onu sevebileceğini söyledi. Ben kendisine, hayır ben sadece ilk aşkımı seviyorum dedim. Bir daha da görmedim. Babam beni hiçbir zaman affetmedi. Ben de kendisini. Ölmeden birkaç gün önce yanına çağırdığında, Eleni biliyorum yanlış yaptım. Hiçbir zaman iyi bir baba olamadım dedi. Affetmeni istemiyorum. Sen de isteme benden. Allah ikimizi affetsin. Senin için en iyisini isterken en kötüsünü yaptım dedi. Babam kötü bir adam değildi. O zamanlardaki gibi artık genç ve güzel değilim. Bütün hayatım bir gün içinde. Ebediyen, seni seven ve seni bekleyen Eleni Karinten.
Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Bu güzel mi güzel, karlı mı karlı, soğuk mu soğuk programın sonuna geldik. Soğuk dediysek havalardan dolayı soğuk diyoruz sizlere. Evet, bizlere ayrılan süre maalesef ki bu haftada bitti. Programı kaçıranlar sakın ha sakın üzülmesinler. Çünkü kaçırdığınız bölümle alakalı ya da daha önce izlemediğiniz tüm bölümleri YouTube kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca bana gitmemi istediğiniz bir yer var ise ya da şu ana kadarki gittiğimiz yerlerle alakalı herhangi bir sorunuz varsa Instagram'dan direkt takip ederek ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftaya dek hepiniz ama hepiniz kendinize çok cici bakın. Sergio ile Volk Show'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Unutmayın, her an, her yerde karşınıza çıkabiliriz.